varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, üç erkek kardeş bir de onların kız kardeşleri varmış. Gel zaman git zaman bunlar büyümüş, anne ve babaları ölmüş, kız kardeşlerini de bunlara emanet etmiş. Kızın ağabeyleri ava çok düşkünlermiş. Bir gün en büyük ağabey, ava çıkacağım demiş. Tüfeğini kuşanmış, dağlara gitmiş. Güzel mi güzel, alımlı mı alımlı bir geyik görmüş. Peşine düşmüş geyiğin ama bir türlü yakalayamamış. Geyik sonunda görkemli bir sarayın içine girmiş. Ağabey de kapıyı çalmış. Kapıyı bir dev açmış, benim avım buraya girdi. Avımı ver de gideyim, demiş. Dev kapıdaki konuğunu önden buyur edince, önceden kurduğu tuzağa düşmüş ve ağabey kuyuya düşmüş. Sonra kaybolmuş. Bu arada evde ağabeyini merak eden, ortanca ağabey, atına binmiş, dağlarda ağabeyini aramaya çıkmış. Geyiği görmüş ve peşinden saraya kadar gitmiş ve onun da kaderi ağabeyi ile aynı olmuş. Küçük ağabey bu işte bir bit yeniği olduğunu anlayıp düşmüş yollara. Geyiği görmüş ve takip etmiş. Geyik yine sarayın içine kaçmış. Kapıyı çalan küçük kardeş devi görmüş ve demiş ki, bu kapıdaki atlar ağabeylerimin, onları almaya geldim. İçeri buyur edilince bir kurnazlık edip, ben büyüklerimin önünden yürüyecek kadar saygısız değilim, demiş. Dev kendi kazdığı kuyuya düşmüş ve orada kalmış. Ağabeylerinin de aynı kuyuda öldüğünü anlayan küçük ağabey kuyunun başında ağlamış günlerce. Küçük kardeş kız kardeşini de getirmiş, ağabeylerinin öldüğü yere. Kız günlerce ağlamış, ağıtlar yakmış. Dev meğer ölmemişmiş, aşağıdan seslenmiş kıza, ben senin ağabeyinim, ip sarkıt da yukarıya çıkayım, diye. Kız da devi ağabeyi sanıp ip sarkıtmış kuyuya. Dev yukarı çıkınca, kızı zorla zapt etmiş ve evlenmişler. Küçük ağabey de mecburen bu durumu kabullenmiş ve aynı sarayda yaşamaya başlamışlar. Gel zaman, git zaman dev ile bacının bir çocukları olmuş. Adını Töremin koymuşlar. Töremin dayısına çok düşkünmüş. Aradan yıllar geçmiş Töremin büyümüş. Bir gün dev ile karısı yatak odalarında konuşurken Töremin bunlara kulak misafiri olmuş. Dev demiş ki karısına, biz senin ağabeyine bakmak zorunda değiliz. Ağabeyin çok yaşlandı. Bunu ava gönderelim, dağda yatarken ben bir alıcı kuş olayım, onu öldüreyim, ertesi gün dayısını ava gönderirler. Dayısı yaşlılığını bahane ederek gitmek istemez. Ama sonunda kabul eder. Töremin dayısıyla gitmek için ısrar eder. Dayısı da onu kıramaz, yanında ava götürür. Az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler. Av bulamazlar, dağda yatmak zorunda kalırlar. Ateş yakıp uyumaya karar verirler. Töremin olayı önceden bildiğinden, dayısı uyuyunca elini keser, yaraya tuz basar acısından uyumamak için. Gecenin geç saatlerinde dev, bir kuş şeklinde gelir. Töremin bunun babası olduğunu bilir. Tüfeği doğrultur ve ateşler. Babası tüfeğin sesine kaybolup gider. Sese uyanan dayısı, bunu niye vurdun ki, eti yenmez bile, der. Töremin olayı anlatır. Eve dönerler, devden kurtulduğunu öğrenen anne çok sevinir. Sonsuza kadar mutlu ve beraber yaşarlar.